Homeopati için diyorlar ki hala, o bir plasebo etkisi. Plasebo etkisi mi sadece homeopati? Mesela kan görüyorsa, mesela ölüm görüyorsa, yüksekten düşüyorsa, tekrar eden rüyaları varsa, Hı. hep aynı şeyi görüyorsa, bunlar bizim için önemli, bilinçaltının göstergesi olduğu için. Vallahi. Su içmeyi seviyorsanız homeopatiyi de seversiniz. Harika. Zehirli maddeyi bile vücuda ilaç olarak verebilirsin ama dozunu düşürerek. O bunu yapıyor işte. Suyunun suyunun suyu böyle oluyor. beyza evet. hepimiz doğuyoruz ve ölüyoruz. Ama doğduğumuz gün ölmeye başlıyoruz. Ne demiş Hipokrat? Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz o. Merhaba sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Beyza Hakan YouTube'dan tüm ekip arkadaşlarım adına gönül dolusu sevgiler, selamlar, mutluluk ve sağlık dolu günler geçirmekte olduğunuzu temenni ederek başlıyorum bu çok sevdiğim bir konuğu ağırlayacağım yine yayına. Homeopat Türkiye'de ilk tanıdığınız homeopatlardan o yüzden benim için çok kıymetli ve çok değerli. Yıllardır ağırlamaktan onur duyuyorum. Doktor Levent Buda ile birlikteyiz. Levent Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok keyifli. Sen diyorum çünkü bunu lütfen samimiyetimize binaen konuştuğumu bilin. Çok saygı ve sevgi duyuyorum. Ee, o yüzden bir hukukumuz oluştuğu için yıllardır yayın yapmamız hasebiyle arada böyle cümlelerin bitiminde sen de hitap edersem saygısızlık olarak adetmeyin lütfen. Şimdi sevgili hocam ee, Avrupa ülkesinde yaşıyorsun bir yandan bir yandan Türkiye'nin böyle incisi İzmir'de yaşıyorsun bir burada İstanbul'da bir işte Asya'ya kadar uzanıyorsun Hong Kong'a gidiyorsun evet. yani dört bir tarafta sürekli gökyüzünde bir yandan aşağıda danışanlarının hastalarında buluşuyorsun müthiş renkli güzel akıcı verimli bir hayat ee, biz bir bilgiyi sunanın kendi hayatının nasıl olduğuna bakarız ya şimdi senin hayatın çok güzel maşallah evet. çok da sağlıklı Teşekkür ederim. O yüzden vereceğim bütün e, bilgiler bizim için hepsi birer remedy gibi böyle. iyi gelecek değil mi? bir, bir yanımızı iyileştirecek, iyi gelecek. Evet. Her şey açık. Ben net. sormak istiyorum homeopatiyle. Evet. E, öncelikle bir kere daha söyleyeyim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Çok <laughs> keyif aldım. Seni yeniden <laughs> görmek çok güzel. Ben de sen diyorum bak. Evet, çok sevinirim. Çok daha iyi hissediyorum. Sağ ol, var ol. E, homeopati için diyorlar ki hala e, o bir plasob etkisi. O bir bilim değil. Bilim olması için yeterli kanıtlar yok. Ee, işte astroloji neyse falan. Homeopati de o. Ben buna üzülüyorum çünkü ben e, homeopatik tedavi gördüm hocam e, sayesinde. E, ve sevgili Selam olsun Ezgi Nevcan sayesinde. Daha faydasını gördüğüm için e, buna üzülüyorum. Yoksa soru işareti açık kapı bırakırım tabii ki. E, Plaseba etkisi mi sadece homeopati? Keşke olsaydı. Keşke bu kadar güzel evet. plasebo olsaydı ve bu kadar güzel yumuşak bir tedavi süreciyle ortaya çıkan doğru sonuçlar ortaya çıksaydı. Şimdi bizim hekimlerin PubMed dediğimiz bir dünyada çıkan bütün yayınların özetlerinin bulunduğu bir yayın sitemiz var. Artık eskiden bunlar kitaplardı ama şimdi günümüzde internet üzerinden erişimi çok kolay. Her yıl dünyada çıkan bütün yayınların özetlerine ulaşabiliyorsun. Ve PubMed'e girip homeopati yazdığınızda yaklaşık yılda 6-7 bin tane yayın olduğunu görüyorsun. Ve bu yayınların bir kısmı meta analiz dediğimiz güvenilirliği ekstra ekstra sorgulanmış yayınlar. Ve bu yayınlara göre plaseboya üstünlüğü gösterin. Şimdi bu ne demek? Demek ki plasebo değil. Çok önemli. Evet. E, çünkü tıbbi yayınlar diyor ki yaptıkları karşılaştırmalı yayınlarda yani 8 yayını 10 yayını karşılaştırmışlar ve hepsinde plaseboya üstün bulunmuş. O halde niye böyle diyorlar? Niye bunu okumuyorlar? Tays dergisinde de bir yazı vardı ama ben onu çevirip okumayı sonra unuttuğumu hatırladım şu anda. Bakın homeopati geçiyordu. Ee, iki yıl önce, yani 2022 ya da 23'teki bir sayısında. Şimdi plasebo olsaydı şu anda İngiliz kralı kullanıyor. Hı hı bir önce kraliçe kullanıyordu. Evet. Pek çok ünlü kullanıyor. Kendi demeçleri var. Monika Bellucci'sinden Tina Turner'ına. Ee, pek çok ünlü kullanıyor. Ve bu ünlülerin eğer placebo olsaydı kullanmalarına izin verirler miydi? Hele hele kralı koruyan bir sağlık sistemi varken. Niye yapıyor <laughs> Yıllardır ailenin ana, ana, özellikle ana tedavi Alanı, evet, ilk önce ona canım. gidiyorlar Londra'da bir tane hastane var Royal ünvanı almış ve o hastanenin başındaki kişi sarayın homeopatı yani niye böyle bir şey yapsınlar ki bu kadar iyi korunan sağlığı gözlenen birisi ne niye ilk önce bunu veriyorlar bunu sorgulamak lazım ya da yok modern mu? yani Birleşik Krallık'ta çok ünlü doktorlar çok büyük doktorlar. dolu ama homeopati de kullanılır bir yöntem. E bakıyorsunuz Avrupa'ya ortalama kullanım oranı yüzde 58. Hani senle ilk TV programını yaptığımızda 2015. yazdığım 2015 o kitapta ev ezanesini yazdım. Evde kullanımını ufak tefek nasıl işte ateşimiz çıktığında, başımız ağrıdığında ya da bir idrar yolu enfeksiyonu, ishal olduğumuzda nasıl faydalanırız yazdığım kitabın benzerleri Avrupa'da çok yaygın. Hoşçuk Sırf ki. ben Türkiye'de bir tane, Avrupa'da 20, 30, 40, 50, 100 tane otur. Bu anlamda kitaplar yazmışlar kendi dillerinde. Ve halk onları, ya inanın, Trengarlarındaki o böyle gelip geçici kitapçılarda bile satılıyor bu kitaplar. Ve bu kitapları alıp okuyup kendi evinde kullanabiliyor. Bu yönteme alışkınlar. E, Dünya Sağlık Örgütü 28 tane yöntemi e, e, tamamlayıcı tıp yöntemini öneriyor bunlardan birincisi homöopat dünyada en çok kullanılan ikinci tıp ya da iyileştirme sistemi yani tıp demeyelim çünkü tıp bir tane sadece içindeki iyileştirme yöntemleri farklı ben öyle hani kelimeler kullanmayı sevmiyorum yok tamamlayıcı yok geleneksel yok konvansiyonel filan yok konvansiyonel integratif bilen yok tıbbın bir şeyi yok yani tıp bir tane hedef insanı iyileştirmek ve sağlığını korumak öyleyse içindeki yöntemler değişir değişebilir bu değişen yöntemleri kullanmak kişinin de tercihi hasta haklarından biri tedavi yöntemini ve doktorunu seçmek ha, önemli olan şu doktorların ve sağlıkçıların yapması evet zaten doktor ve izne Türkiye'de yasa dışında, o anlamda yasa, çok güzel evet. Türkiye'de evet. anlam o anlamda yasa çok güzel evet. hekim harici kimse hekim eczacı, veteriner harici kimse homeopatiyi uygulayamıyor. E Bir de diş hekimleri var. Yani kendi alanlarında kullanmak üzere. Öyle mi? Tabii, Ama bunu bilmiyordum tabii. hocam. E, diş eti tedavilerinde, diş çekimi evet. sonrası, şikayetlerin azaltılmasında, ağrının bin, işte yani diş hekimliğinde pek çok, ben geçenlerde dişlerimi yaptırdım, işte yaptırırken sürekli homeopatik ilaçlardan fayda gördüm. Hiç Ağrı kesici almadım mesela. Güzel. Öyle bir şey. Yani bunları kullanmak çok güzel. Eğer placebo diyorlarsa da keşke böyle placebo olsa. Şöyle bir şey var. Tam bu placebo e, iddiasını söyleyince küçük yaştaki çocuk ya da bebekler üzerinde sonuç alındığı için deney olarak değil kullanıldığı için işte hocamın söylediği gibi e plasebo olmama ihtimali de ya yani olmama olasılığı çok daha yüksek görünüyor zaten. En evet. matematiksel e, varsayımda çünkü bebekte plasebo etkisi nasıl olabilir? Yani şöyle düşünelim. Doğduğu günden ya da ana karnına düştüğü günden hı hı. ölünceye kadar o kullanılabilir. Çünkü yan etkisi yok. Yani bugüne kadar 220 küsur yıllık tarihi boyunca bildirilmiş bir yan etki yok yan etkisiz olması çok büyük bir avantaj. Çünkü hasta rahatsız olmuyor ya da başka bir yerine zarar vermiyor. Kullanırken başka bir organda acaba bunu takip etmeliyim diye bir derdin var. Yok. Yok Hı. böyle bir şey. E, bu anlamda bebeklerde de kullanımı çok güzel. İyi sonuçlar da veriyor diş çıkarımında. Mesela Avrupa'da bir dolu diş çıkarırken olan sıkıntılar için diş etlerindeki acılar, o ağlama Ağızdaki sulanma için, kaşıntı, bu öfkeli evet. kaşıntı durum için çok güzel jeller var homoeopatik hazırlanmış. Sürüyor anne, rahat ediyor. E şimdi bize, bizim ülkemize de bunların gelmesi lazım. İlaç yönetmeliği çıktı. İnşallah yakında firmalar bu ilaçları üretecek ve biz de reçete edeceğiz. Yani bundan güzel bir şey olamaz. İnşallah. Onun saklama koşulları süresi gibi şeyi tekniklere oyularak değil mi hocam? Tabii tabii tabii. tabii yani. bütün tıbbi şeylerle zaten ruhsatları Sağlık Bakanlığı verecek. Tarım Bakanlığından değil yani. Sağlık Bakanlığından ruhsat çıkacak. Güzel. İş böyle olunca bebeklerde kullanımı şu anlamda önemli. Bebek ağzına verilenin ilaç mı, yemek mi şey olduğunun farkında değil. Onu alıp iyileşiyorsa Yani ki bu değil. Bir de Avrupa Birliği'nin e, organik hayvancılıkta hı hı. tek önerdiği yöntem homeopati. Çünkü eti sütü bozmuyor. Biliyorsun antibiyotik. Evet. Ya da başka bir ilaç aldığında hayvan onun sütü atılıyor. Tavuk eti, ve büyükbaşlarla bizim Türkiye'de ne yediğiniz belli değil biliyorsunuz. Hep konuşuyoruz yani. E, et atılıyor. Hı hı. Kesilemiyor o dönemde. Hani e, ekonomik getirisi şey olmuyor. O yüzden organik hayvancılık şeyinde eti sütü bozmadığı için tek önerilen yöntem. Bir de hayvanlara bakın. Homöpati veriyorsunuz. Onda da ilacı algılayacak mantık yok. İnek Doğru. tuz mu yalıyor? İlaç mı alıyor? Bunu bilecek bir şeyi yok. Mind'ı. ve zihni yok. O yüzden homöpati plasebo ise onlarda da etki etmez. Ya da evet. Bir Etkisi Ama varsa, hayvanlar sonucu. iyileşiyorsa demek ki homojenleşme bu değil. Bir de şöyle bir yani Türkiye'deki koşullara şöyle bir eleştirel bakış açısı geliştiriyor bu durum. Ee, o zaman neden insanlar kullanan bu yöntemi seçen, işte akıtlarını işaret ettiniz? Ee, hastalar niye seçiyor? Koruyucu ve önleyici tıp pek artık olmadığı için maalesef ülkemizde bunu ben bir hasta veya az potansiyel hasta olarak bir vatandaş olarak hep eleştirdiğim bir şey. Programlarımızda da defalarca konuştuk. Ee, koruyucu ve ön, önleyici tıp maalesef uygulanmadığı için daha güvenli geliyor. Kesinlikle. Bir de hekimlik yok. hekim dinlemiyor, dokunmuyor. Yine bunu Fırsatı daha önce konuşmuştuk. Fırsatı yok ama yani 120 ve hasta bakmaya... Farklı sebeplerle evet 120 ama... 120 hasta bakarsa günde... E tabii yani yok. uzaktan ve kişi aldığı yani doktora güvenecek, tıp, bilime güvenecek o tamam. Ama emin olamıyor işte bir yandan bir sürü yaşananlar var, olanlar var, şu komplo teorileri var bizim de zaman zaman köpürttüğümüz bir sürü şey var. Ama homeopata gittiği zaman... Dinliyor tahmin etmediğinden i̇şte oraya geleceğim şimdi. Çok etkileyici o anlatma süreci biliyor musunuz kişinin e, ne deniyordu doktora geldiğinde? Anemnez. Hani, Anemnezini vermesi. Sizin doktora gidip de neyiniz var işte diş işte, derken böyle tak, tak tak öyle bir şey değil. Ha, i̇steseniz de bu kadar iyi bir dinleyici bulamazsınız ya yani, muhteşem bir şey gerçekten. E, o, bir, zaten yaşayanlar de, deneyimleyenler bilir. Şimdi bu özel hissetme güven ortam oluşturuyor. Yani doktor hasta arası bir güven bağı e, bağ kurmasına e, vesile oluyor. O yüzden de homeopati seviyorum. Bence öyle düşünüyorum. Çünkü koruyucu ve önleyici tıp olmalıyken yok. Göremiyoruz. E, acaba gelenler de böyle bir donüt veriyor mu sana hocam? Veriyor. Şimdi ben buna şey diyorum. 4T bulgusu. Bir kere hastaya hak ettiği zamanı vereceksin. Evet. Time. 4T. Dörtte T. Ee, i̇kincisi taç. Muayene edeceksin. Üzerine ruhuna dokunacaksın. Dördüncüsü, üçüncüsü arada trust. Güven gelişecek. Dördüncüsü de terapi. Doğru terapi. O zaman güven gelişince uyum artıyor. Hani derslerde anlatırken bunu böyle anlatıyorum. Çünkü bu 4T varsa hekimle hasta arasında o zaman iş çok hızlı ilerliyor. Tedavi çok hızlı ilerliyor. O ilk görüşme sonrasında hastalar çoğu zaman şöyle diyorlar. Ya benim hayatımda hiç fark etmediğim şeyleri siz fark ettiniz. Ve bu farkındalık ona yansıyor. Çünkü ben onu ona söylediğim zaman ha bu bundanmış diyor. E öyle olunca onu düzeltmek için bir yola giriyor. Hı hı. Bu da tedavinin bir parçası. Ha, bu psikoterapi değil. Yani ben psikoterapist değilim. Ona benzer öğrenimler eğitim sırasında aldık. Ama birebir psikoterapi. Ama farkındalığı arttırıcı bir süreç o görüşme. Bazen kendi fark ediyor. Bazen biz fark etmesi için ufak uyarılarda bulunuyoruz ve fark ettikten sonra zaten iyileşme %50'si ise orada başlıyor. Hı hı. Sonrası ilacın doğru sıklıkta ve doğru güçte verilmesine bağlı. Doğru sıklıkta ve doğru güçte verilirse sonuç çok hızlı ama tedaviye yani bununla ilgili bir araştırma da yapılmış Berlin Üniversitesi'nde. Ne deniyor? Dünyanın en önemli üniversitelerinden biridir Charité. Oradaki homeopatik kliniğinde diyor ki bu tedaviye artı eksi 6 ay tedavi devam etmek lazım. Çünkü kalıcı iyiliğin düzenin oturabilmesi için vücuda bu kadar ilacın ve e, görüşmelerin gereği var. 6 aydan sonra bakıyorsun zaten ben de kesiyorum. Ben de insanları sürekli bana gelmeleri için ne, ne yapacağım? Yenileri için yer açmam lazım. Yeteri kadar geliyor aslında zaten. Hani o anlamda altı artı Eksi iki ay gibi bir süreçte düzen oturuyor vücutta. Denge oturuyor. Denge oturduktan sonra şikayetler geriliyor. Ve şikayetler gerilediğinde şikayetsiz bir duruma ulaştığımızda biz ona zaten sağlık diyoruz. E şikayetin hmm. yoksa sağlıklısın. Benim şimdi hiçbir yerim ağrımıyor. Bir yerim kaşınmıyor. Peki koruyucu bir süreç var mı ondan sonra? İşte koruyucu süreci oturtmak için. Ha, tamam. Yoksa... Onun için 6 Yani ki. Mesela geçen hafta bir hasta gördüm. İşte vücudum şişiyor, şu bu bilmem ne falan. Neyse arka kısmını bırakalım. İlacı verdim. 3 gün üst üste sadece. 3 gün üst Şimdi dört gün molada. Tekrar görüşeceğiz. O üç gün içinde mesaj yazmış. Hocam şişkinliklerim geçti. Bu nasıl bir şey diye. Yeter ki doğru ilacı seçmek için hastaya zamanı ver ona dokun, güveni geliştir, tedavi geliyor zaten. Peki homeopatide önleyici yaklaşım var mı? Şimdi bir şikayet olmadan biz hastayı değerlendiremiyoruz. evet. Anladım. Ama günümüzde acaba normal insanlar var mı? Herkes kendince normal. Yani herkesin normali ve normallik herkesin kendine göre bir kavram. Bunu biliyoruz. Ama İlla ki karşıma oturduğunda hasta sohbet ederken bazı ipuçlarını yakalıyoruz biz. Bu bir teknik. Bir semptomatoloji yani şikayetler bilimi kitabı var homeopatinin. Yaklaşık şu kadar bir şey. Ve pelurka yanına basılmış. Onları, oradaki semptomları tanıyabilmek için onları okuyorsun mesela. Diyor ki, den dolayı şikayetler. Den dolayı. Birini kaybettiğinden dolayı. Kimi kaybetmiş? Annesini, babasını, evladını, eşini, ya arkadaşını da. hepsi ayrı ilaç onların. Bakın ne kadar etkileyici. Hepsi o şöyle bir şey değil mi? Var. Benim başım ağrıyor, her baş ağrısında herkes aynı remedi verilmiyor zaten. Bana beş tane hikayesiyle bağlı. Evet. Muhteşem, bak bak. Duymamış olabilirsiniz muhteşem. Bana beş tane üst solunum yolu enfeksiyonu geliyor, grip, nezle, hapşırıyor, tıksırıyor işte neyse. Evet. Yani. Bu şikayetlerin hepsi standart Herkesde var. Bunlar benim için hiç önemli değil. Hepsinde var çünkü onlar. Hı. Benim için önemli olan bu hastalık çıktıktan sonra nasıl davranıyor? Bazısı diyor ki benim bir şeyim yok. Dokunmayın ben işime gider gelirim. <laughs> Bazı diyor ki. <laughs> bazısı diyor ki ben Ay. eve gideceğim yatacağım. Evet. Evde bak onu da ediyoruz. Bir tanesi diyor ki arka odada kimse bana bulaşmasın. Yorganı tepeme çekeceğim. Depresi Yatacağım. Diğeri diyor ki ben salonda yatacağım. Birisi bana çay yapsın. Ondan sonra işte bir sıcak çorba yapsın. Şefkat bekliyor. Evet, ilginç, evet. tamam. Hassaslaşıyor. Bir, evet. Birisi hareket etmek istiyor. Diğeri istemiyor. i̇stemiyor. Biri reddediyor. Yatakta küçük evet. hareket yapıyor. Biri büyük hareket yapıyor. Sürekli sağa sola evet. dönüyor. Yani bunların hepsi benim için ayırıcı olduğu için bunların hepsini birleştiriyorum. Tabloyu çıkarıyorum. Mesela bir tane çocuk getirdiler bana. Öyle 8 yaşında falan takip ettiğim bir çocuk of, uzun zamandır. Çocuğu biliyorum sakin. Çok keyifli bir çocuk aslında. hani e, Öyle zırt pırt zıplamaları şeyleri falan filan olan bir çocuk değil. Güzel güzel sohbet eder hep benimle. Ateş diye geldi. Artık akutta geliyor çünkü kronikleri te tedavi ettiğim için uzun zamandır. Akut vakada da geliyor muayenehaneye. Öyle sakin sakin dolanıyor. Ben de bir şey bulmaya çalışıyorum çocukla ilgili ama bir şey yok. Ha. İşte ateş çıkıyor falan. Boğazı tamam kırmızı ama ayırt edici bir şey değil. Boğaz kızartılıyor. Hepsinde var. O sırada kalktı böyle anne baba işte abisi ve kendi oturuyor. Kalktı birden bir abiye bir tekme attı. İşte dedim ilacı buldum. Hadi canım. Ne hocam o neyin göstergesi bak şimdi. Ya işte orada bir agresyon ortaya çıktı. Niye? Ah, so, ve... Tamam. Ha, o... Aa, tamam ve şey impulsif bir davranış. Hı. O agresyona git, tekme. Attı. Ya bu sadece bir çocuğun hareketliliği içinden gelen falan değil. O değil. onu orada tamam. normalde evet, öyle bilmiyorum. bir çocuk değil. Kimse tekme atmaz. Ama hastalıkla Hı. birlikte değişti. Hastalık ona bir şey getirdi ve o ilaca ihtiyaç duyuyor. Gibi. Yani bütünsel değerlendirdiğimiz için evet. zihni ruhu yani duyguları, fizik bedeni şu ne, Şunu neden söyler bir e, homeopat doktor mesela, rüyalarını unutma, kaydet ya da bana anlat. Başladı süreç, e, remedi kullanmaya başladı, rüyaları da bana COVID de ver, sormuş. Bana Covid'de sormuş, niye önemli rüyalarla bu e, homeopatik sürecin nasıl bir var? Rüyalar, zihnin bir göstergesi, bilinçaltımızdaki evet. şeylerin görünür hale gelmesi uyku sırasında, REM döneminde. Orada uç bir şey varsa. Bunlar bizim için remedi seçmedi, kolaylık sağlıyor. Mesela kan görüyorsa, mesela ölüm görüyorsa, eğer yüksekten düşüyorsa, tekrar eden rüyaları varsa, hep aynı şeyi görüyorsa ya da rüyadan uyanıyor, tekrar dalıyor, rüya devam ediyor. Evet. Bak rüya anlatmam hiç. Sadece bu kısımda, evet çok çok yeşil. burası önemli aa Film devam ediyor yani 5 evet. dakika molaya girmişin iki popcorn alıp evet. Hatta ay çok güzel niye de? uyandım diye be. kızım beni niye uyandım diye devam edip muhteşem bir şey maşallah yani, değil bunlar mi bunlar bizim için önemli bilinçaltı evet. göstergesi olduğu için yani orada bir agresif bir şey var mı bir ya da korktuğu bir şey var mı korku da önemli insan insan için çok önemli duygulardan biri korku korkuyu iyi değerlendirmek lazım yani Niye karanlıktan korkuyor? Ha, çocuk korkar karanlık ama erişkin çok karanlıktan korkuyorsa burada bir problem var. Hı hı. Gibi gibi. Bunları değerlendiriyoruz o yüzden. O remedileri mesela işte bir süre kahve içmemek ya da teknolojik cihazlara yakın taşımamak gibi hassasiyetleri var. Şimdi Görünüm. remedilerin hazırlanış tekniği ne bağlı olarak enerjileri arttırıldığı için o enerjiler yani enerjetik ilaçlar Vücutta impuls yaratıyorlar. Yani bir uyarı yaratıyorlar. Evet. Yani şey gibi düşünün. Yani bak şu şunun üstünde resim var ya dalgalar. Evet. Buraya bir havuzda suya bir taş atarsın. O böyle dalga büyür 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 büyür. bir süre sonra silinir, gücü gider. Remedi de öyledir. Bir taş atarsın suya. O enerji vücudun her tarafına yayılır. Ondan sonra ter. Di dönemde Remedi ya tekrar edersin ya iyilik devam ediyorsa tekrar etmene de gerek yok. O dengeyi kurmuşsa öyle biz bakıyoruz ona göre remedileri tekrar ediyoruz ya da etmiyoruz falan. Yani bu sorgulamalar o yüzden. Tekrar tekrar hastayı takip görüşmeleri o yüzden. Ee, daha da geçmişe geçmişe dönük e, hikayelerini niye sorar mesela e, homeopatçı? Homeopath. Daha kendisinin bile hatırlamadığı şeyler açığa çıkıyor hastanın anlatırken aa şeye girerken sınava girerken üniversitesi böyle bir şey olmuştu. Benim o zaman işte kulaklarım çınlama başlamıştı filan gibi. Bir şeyler de açığa çıkıyor anlatırken. Bütün bunların nasıl bir etkisi oluyor ta geçmişte? Bir de şunu ekleyeceğim. Tedavi başladığında da homeopat diyor ki, şimdi bütün bunlar anlatıldı ya o süreçte eşleşen hastalıklar canlandı. Tedavi sürecinde onları yeniden hissedebilirsin gibi bir uyarı oluyor. Etkili şey kaset kaseti geri sarmak evet. gibi. Yani, Çok ilginç bir şey bu hocam. Nedir? <laughs> kaseti geri sarıyorsun. Aynı eski şarkı bir daha bul. çalabilir. Evet. Ama kısa süreli ve daha hafif. Yani şey öyle. Eski bulgular öyle çıkabilir. Hayır, Şimdi işte bunlar o eski... böyle olur mu? Hadi buyurun bakalım. Hikaye evet. bakın. Nasıl muhteşem. Şimdi e, Haneman kronik hastalıkları anlatırken Haneman homeopati bulan adam. Evet. Aslında ilk tanımlayan Hipokrat ama sonrasında Paracelsus bahsetmiş. Sonra Haneman bunu yazılı hale getirmiş. İşte 1810 yılında ilk kitabı, sonra altı baskı organonu yazmış yani uygulama yöntemlerini. Bir de Kronik Hastalıklar diye bir kitap yazmış. Kronik Hastalıklar'da Haneman 3 miyazma söylüyor. Yani yatkınlık demek miyazma. Günümüzde 6 tane miyazma var. E, miyazmalar var. Bu miyazma ne demek? Bizim genetik getirimiz diye algılayabiliriz. Yani geçmişte ailemizden gelen şeyler DNA'larımız. Şimdi biz bu miyazma doğduğumuz sessiz halde, uykuda diyelim. Bu miyazma bir süre sonra belli bir şeyle uyanıyor. Uyandığı zaman bazı bulgular çıkmaya başlıyor vücutta. Üç tane ana miyazma var. Haneman'ın tanımladığı bir tanesinde bütün bulgular Azlıkla ifade ediliyor, azlıkla. Mesela tiroide az çalışıyor, kalbi yavaş atıyor, tansiyonu düşük gibi. Ya da cildindeki görüntüsü, kuruluk kabuklu lezyonlar, mesela Sedef hastalığı, bu azlık miyazmasına aittir. Vücutta kuru kuru kabuklar oluşur, evet. kurumalar olur. Çünkü sıvı azlığı vardır orada aslında. Azlık miyazması. Azlık bir tane çokluk mı yazması var. Çokluk mı yazmasında da her şey yüksekte. Mesela tiroid bezi fazla çalışıyor. Kalbi çarpıntı yapıyor. Tansiyonu yükseliyor. İşte ne bileyim kolesterolü yüksek seni hani buna. Biraz kut hastalığını hatırlattı ha. değil mi ya o da ha. çok şey beslenme alakalı doğrudan alakalı Mut. bir şeydir. Evet. Şimdi günümüzde günümüzü de anlatacağım miyolojik tamam. olarak. Yani fibromiyaljiye ya günümüzde... geleceğiz. Hiç ayrılmayın. E, ee, bu çokluk miyazmasının ciltte göstergesi de işte ne bileyim cilt altı kitleler, sihirler, fazlalık var ya orada fazla evet. hücre var gibi gibi. Bir de tam Türkçe olarak nasıl, bozulmuşluk miyazması diyelim. Yani her şey dengesiz. Bir yüksek atıyor kalp bir düşük atıyor. Dengiz. Tansiyon bir fırlıyor bir düşüyor. Yani iş, her şey bozulmuş bir durumda. Hı. Bunun da cilt bulgusu genellikle yaralar. Akan ülsere açılmış yaralar mide ülserleri ne bileyim işte varis ülserleri Varisten yaralar oluyor ya da diyabete bağlı yaralar açılıyor ayaklarda ya da başka bir yerde. Bunun da göstergesi bu. De bunların arası var. Yani birbirine geçiştiği şeyler, Azlıkla çokluğun arası var. Azlıkla bozulmuşluğun arası var. Çokla bozulmuşluğun arası. Günümüz günümüz bozulmuşlukla çokluk arasında bir dönem yaşıyor dünya kanser mi yazması buradan o yüzden çok fazla kanser var çok büyük korkular var ama bu korkular sosyal ve ekonomik korku Düşünün günümüzü Evet Böyle. ve bu sosyal yaşam koşulları ile ilgili korkular ve şeyler yüzünden insanoğlunun birleşmeye eğilimi var o yüzden uluslararası organizasyonlar kuruluyor NATO kuruluyor Birleşmiş Milletler kuruluyor Dünya Sağlık Örgütü kuruluyor Kızılaç, Kızıl Kızıl Anlatamıyorum. Evet. Kızı, Kızılay kuruluyor. Falan yani oluşumu. falan oluşumu... Neden? Bu birlikler güç yaratıyor. Evet. Bunun sebebi ne? Alttaki korku. Bir yandan da çokluk var. Ne var mesela? Alışveriş çılgınlığı var. Herkes bir şeyler alma derdinde. Çok yeme de, çok dengesel dengesel derdinde, şey depolama buldum, derdinde. Değil, evet. E de 3 kilo fasulyem olsun, 5 kilo bilmem neyim olsun falan. Savaş deneyimi olan göçmen topluluklar böyledir ya. E, Böyle bir şeydi kanepelerin i̇şte, altına İşte bu e, o sosyal korku işte. Evet. Aslında bakarsan varlığını sürdürebilme korkusu. O yüzden bir araya geliyor. Kilerde e, mum, mumların falan var. <laughs> var yani. Kibritlerim var. Bildiğiniz kibrit. Şeyin, Eski kibritler evet. iyidir ama. Evet, onlardan Kibriti... var. Mum stoğu var, kibrit stoğu. Öyle. Bu fazlalık dediğimiz yani Yok, korku bu fazlalık. fazlalıkla. Bozulmuşluğun, Bozulmuşluğun arası, arası. Bozulmuşluk da var. Evet. Çok, yani görüyorsunuz sosyal gepler var. Ülkeler artık yani şeyler arasında, insanlar arasında dengesizlikler var. Hı -hı. Bozulmuşluk dediğim bu. Yani Bir bakıyorsun bir ülke her şeyi çok fazla elde ediyor, çok zengin. Ama yanı başında bir gariban topluluk var. İstanbul'a bak. Acayip lüks bir sem. Yanı başında. Varoş. Varoş. Bu, bu bir dengesizlik, bu bozulmuşluk. Normal bir süreç Yılma, değil. Yığılma. Az işte e, kaynağı bir takım e, şeyler ortaya var. çıkıyor, evet. onlar çıkıyor. Hani İstanbul'da suç suç oranı yüksek şey say, dediğinizde sayabilecek yerler var ama baktığınızda içinde lüks rezidanslar sözde rezidanslar filan e, Yani yükseldi. evet yani şimdi, nasıl de, bir çarpıklık. Ben Bomonti'de bir, bir küçük dairemiz var burada oturuyorum. Ay çok tatlı bir yer. Çekimden önce de söyledim harika bir yerde oturuyorsun hocam. E, çok, çok keyifli orası. Evet. Yani güzel güzel o. restoranlar. Onlar katılar. İstanbul zaten. İber Hoca. <laughs> ama azıcık aşağı. In, ya. Azıcık aşağı in, Yani azıcık aşağı yokuşta. bu yan tarafta harabeler var. Evet insanlar içinde yaşıyorlar. Yani Sömürülen orada... insanlar. Evet. Evet. Maalesef. insanlar. Maalesef. Kaybolmuş olmuş insanlar. Maalesef. Ayrı bir hikaye tabii hepsi. Ama bu Monti çok çok tatlı bir yer. Yani Ay, çok keyif alıyorum ilk, orada. Ilk Geldim yıllarda, 2000'de şeydi orada bir markanın ekran malzemesi satan, oraya yakın bir yerdeydi. Özellikle onun için gelirdim, sık sık ve çok huzur veren, hiçbir şey yapmayıp böyle dolaşılacak bir yer. Evet. Hadi bunu şimdi şeyleri aşağılamak için söylemiyorum, orada oturan profil aşağılamak için ama. Suç oranı yüksek bazı ilçelerde ki açın 3. sayfa haberleri hangi ilçelerde. Hadi git eser Esenyetün Merkezi'nde öyle dolaş. Yani mümkün mü İnsanın ruhunu sömüren bazı yerler, e, o bin çarpık binalaşma, o olsun. antika pazarı var çok güzel. Oy, İnsanlar çok güzel. Bu, bu bunu nasıl kullandı diye düşüncelere dalıyorsun, bakıyorsun elinde bir küçücük ayna. Tarihi değerli, ama pe, var ama kaç kişi kullandı o aynayı acaba? Neler yaşadı o aynaya Bir bakarken? de onlar konuş, ay çok başka bir doktorla konuşulmayacak şeylere geldik ama Şöyle bir şey mesela bazı antik eşyalar çok huzursuz ya bilmiyorum herkesin öyle mi bu daha önce konuşmadık bu konuyu bir fikrim yok ee, size ne hissettiriyorsa lütfen yazın bir şey iter rahatsız eder böyle bazen ben zannediyorum ki kullanılmış eşyadan rahatsızlık duyuyorum sevmiyorum ama öyle bir şey değil baktım ki bazıları da çekiyor orada enerjisel bir kabul ret evet, oluyor o, sanki. Yani o eşyaya bir aura geçiyor Hah, evet. ve o aura yani yakalıyorsun. Evet. Ya bir, bir sende çok... benzer şeyler evet. varsa, onlar şey olur. E, sana doğru çekiyor ve alıyorsun evet. ya da almıyorsun, ana diyorsun bu şey. Balat'ta öyle bir gezmiştim. Hatta şey iki tane e, şimdi söyleyeceğim gramofonun yani bir birisi yani gramofon yani çok ufak böyle bir takım şeyleri var, işçilik değişikliği var böyle aralıklı duruyor zaten. O kadar rahatsız oldum ki birini hani dinlemek şey aktiv fonksiyonel olarak ne durumda falan bakmak bile istemedim. Çok rahatsız etti. Ama bir tanesini de kucaklayıp götürmek istedim. Yani çok yakın birbirine. Sonra orada düşündüm ki ikisi gramofon, yıllar aşağı yukarı aynı. Bu dedim enerjisel bir şey herhalde. Yani niye o beni çok şey... rahatsız etti. Ya yani böyle onu hiç dokunmak bile istemedim. Başka eşyalarda da karşılaşıyoruz bununla yani Evini alıp götürmek istiyorsun ama bazı de... evde huzur buluyorsun bazı evde buluyorsun. evet ya da onun kullanıldığı evde yaşananların belki enerjisi yani ben şey ya. ve benim yani ve bilim insanıyla da bunlar konuşulur yani mu bilmiyorum bunu, ama bunu, bunu, yani yani ben de bunu ispatlayabilirim evet. bilmiyorum evet ama metafizik Değil bir şey var. Bunları inceliyor. Doğru yanlış bilmiyor. İzmir'deki muayenehaneler hocam sen antika bir şey mi almıştın bir sehpa falan bir şey mi almıştın? Bir seninle mi konuşmuştuk? Yok. Değil mi? Benim muayenehanemde antika sehpa yok. Antika daha modern eşyalar daha, mı? Daha kübik ve modern eşyalar. Sen geldiğin son hocam. Kim e Tunç Hoca ile vardı. Tunç Akkoç yok. Tunç da olamaz. Neyse yine bir onlar karıştı. Karıştı. Tamam. Elimde. Ama İzmir'de açtığını ve o resimlerini paylaştığını hatırlıyorum. Orası evet. doğru değil mi? Orası böyle doğru. Değil. Yani çok tamam. eski zaten. Yani 2007'den beri orada çalışıyorum özde. Yani e, ki, açtığım zaman haftada bir hasta gelirse çok mutlu oluyordum. Ya böyle. O o kadar bilinmiyordu yani. Hiç bilinmiyordu. Yani 2000 ben o kadar kadim. 2000'nin başlarında başladım evet. homeopati öğrenmeye. İşte ondan sonra Almanya'ya gittik 3 yıl o. 3 yıl e, Eğitici eğitimini aldım. 2006 falan oldu. 2006'dan sonra muayeneye açtım. İlk başta biraz cepten yedik. Yani Öyle. haftada bir. Yani şimdi artık hani deseniz ki. Esirçideyken randevular burada birikiyor değil mi? Bekliyor. Hepsi organize Hepsi. Ya Allah'tan çok sevdiğim bir sekreterim var. Kulaklarını atayım Burada güldüm. Tıkır tıkır her şeyi planlıyor ediyor ve ben gidip hastalarımı bakıyorum. Vallahi harika. Ee, şimdi yine homeopati ile ilgili soracağım. Ee, bu remedilerin hazırlanma süreci biz televizyonda kayıt dışında konuşmuştuk. İşte böyle seyreltilme süreci falan ondan sonra böyle eser miktarda şey e, ana maddenin eklenmesi gibi böyle bir zaten araştıranlar da bilir. Hocam da evet. anlattı. Kendi YouTube kanalı da var hocamızın bu arada. Levent Udo hocamın. Ee, şimdi bunu biraz egzajere ederek homeopatiyi reddetmeye çalışan e, şahıslar şey diyor. E, suyunun suyunun suyu. Suyunun suyunun suyu. Öyle. Aa, hiç harika bir Öyle. gerçekten yaklaşım gibi Öyle işte. Çok güzel. Suyunun suyunun suyu. Hocam ya. Su vallahi. içmeyi seviyorsanız homoepatiyi de seversiniz. Harika. Çünkü sonuçları su içmekten farklı. Beni bununla yıkamazsın diyorsun. Yıkamazsın <laughs> hiç. Gelme üstüme. Evet. Yayın çok soğusun. arkada. Evet. İstersen yayınları çıkarayım ama. Yani Bu çok, harika. çok az anlaşılır şeyler. Ya bu da bir eleştirel bir şey de suyunun suyunun suyunu onun şeyi olmaz. Evet suyunun suyunun suyunu yani veriyoruz. Çok güzel çok hoşuma gitti. Limon vallahi. suyu içmiyor musunuz? Öyle. Ya mi? Covid'de ben dur vallahi hakikaten. Dedi ki hocam rüyalarını şimdi dikkat et dedi. Bir de işte bilmem neyle etleme bir şeyle yeme falan. Ben de zaten böyle patlıyor ben kimyasal ilaç kullanmaktan. Ee, Allah'tan şimdiki aile hekimi çok seviyorum. Çünkü biliyor kötü bir şeyse söyleme falan diyorum gülüyor. ona anlıyorum ki ifadesinden bir şey yok yani. Her hekim böyle dinlemiyor uğraşmıyor yani. E, vakti yok hocamın dediği gibi hadi öyle diyelim. E, şimdi dedi ki böyle böyle et falan kullanmadın değil mi Levent hocam? Evet. Rüya işte mesela dedim ki bu sen dedi korktun değil mi? ne o içeceğim bir senin dedi. Lahana suyu muydu hocam o? Beyaz bir şey suyu. Beyaz müydü. turp beyaz suyu. <laughs> Ay çok iyiydi. Ne dedim beyaz suyu. ah öyle böyle böyle içtim ki tehlike yok. E, yani e. müthiş güven ya, verici bir şey. Bak şimdi Beyza zehirle Hı. İlaç arasında ince bir çizgi var. Evet. Dozla alakalı olarak. Zehirli maddeyi bile vücuda ilaç olarak verebilirsin. Ama dozunu düşürerek. Homeopati bunu yapıyor işte. Suyunun suyunun suyu evet. böyle oluyor. Evet. O yüzden yan etki yok. Zehirleyici bir etkisi yok çünkü suyunun suyunun suyu. İşte bu kadar. Bu kadar net. Ama etkili olması için, etkili olması yapılması için yapılması gerekenler var. Yapılması gerekenler, i̇şte var. doğru ilacı seçmek supsun. için. Doğru ilacı seçmek için sadece iyi sorgulamaya ve o semptomatoloji bilgisine hakim olmaya ihtiyaç var. Hekim olmanın avantajı şu. Yani hekimin yapma zorunluluğunun hekim, gelmesi evet. şu. Şimdi hastanın iyiye gittiğini ve kötüye gittiğini görmek ancak hekimlikle yani o 6 yıllık tıp eğitimi var ya o şart must. Olmazsa olmaz. Orada bize bambaşka şeyler de öğretiyorlar. Etik öğretiyorlar, hastayı değerlendirmek. Ha, sen günlük poliklinik sırasında çok sayıda hasta bakarken tabii ki buna ihtiyaç duyamazsın. Ama bizim gibi muayenehanede çalışıp keyifle hastasını bakan hekimlerde zaman ayırmak gibi bir mefhum yok. Zaten o zamana göre randevular veriliyor. Zaten saatte bir randevu anca alıyoruz. Öyle olunca biz o zamanı verebiliyoruz. Hasta da bunu talep ediyor zaten. Yani bize gelmesinin sebebi bunu talep etmesi. Kendisini dinleyen uzman işte bu. Hekimlik dediğimiz hekim. Ya, yani o ilk görüşmeyi sen soracağım dedin ama ben geldim şimdi buraya. Oradan anlat vereyim hemen. Şimdi o ilk görüşme geldiğinde hasta kapıdan girdiğinde şöyle bir bakıyoruz. Bak ön tanı var değil mi? Hekimlik var orada bir kere. Çok inanırım. Yüzde 85 evet. ön tanı meselesi. Gözleri Gerçekten fırlamış mı mesela? Bak evet. hemen görür. Yani baktığında gördüğün bir şey. Şöyle benim gibi duruş bozukluğu. Şöyle kambur duruyor bir mu? bir duruş. Evet. Dik mi duruyor? Elini Postürünü, sıkıyorsun. Evet. Bak elini sıkıyorsun hastanın. Elini sıktığın zaman ateşini evet. alıyorsun. Kendine güveniyle ilgili bilgi alıyorsun. Bazı böyle sıkıyor. bazı şöyle elinin ucuyla dokunuyor. Alıyorsun bunu. Nasıl oturduğunda sana yakına mı oturuyor, uzağa mı oturuyor? Gözlerine bakıyor mu hocam mesela? Gözlerine bakıyor mu, kaçırıyor mu? İyi, çok, çok önemli. Burada beden dili nasıl? Bacak bacak üstüne mi attı? Kollarını kapatarak mı anlatıyor? Yani aslında sakladığı bir şey mi var? Gibi. Bunların hepsini bir bakıyoruz. Ondan sonra hasta başlıyor anlatmaya. Önce kendi diliyle anlatacak. Neyi anlatayım diyor. En rahatsız olduğundan başlıyorum. Oradan başlıyor. O kadar dinleyen de bulamadığı için insanlar boş mu anlatıyorum, gereksiz bilgi veriyorum? Ne oluyor? Hiç o huzursuz yemezsin. Rahat. Rahat otur, evet. keyfine bak ve anlatmaya başlıyor. Bir Aa. alan tanındığını hissediyor kendisi. Hissetiyor. Yani. Evet. Zamanı verdik. Ondan sonra üzerine başlıyor anlatmaya. En rahatsız edenden başlıyorum mesela. O oradan başlıyor işte. Benim migrenim var. Şu kadar senedir bilmem ne. Ee, evet. Tamam. Nasıl bir ağrı hissediyorsun? Nasıl diyor bana bak. Nasıl ya? Ağrı işte. Yok diyorum. Ağrıyı tanımlayacak binlerce subjektif şey var. Batıyor mu, yanıyor mu, kesiyor mu, deliyor mu, oyuyor mu? mu? sıkıştırıyor mu, zonkluyor mu? Düşünüyor bunu. Mesela derinde mi, daha yüzeysel mi gibi kendinizin böyle bir şey Ağrı olacak, patlayacak derinde. gibi mi? Yoksa dışarıdan çekiçle vurulur gibi mi? Yani binlerce söylenebilecek şey var. Bunları biz şaşırıyor ve bunu söylüyor. Sonra bu ağrıya ne iyi geliyor ne kötü geliyor. Bak bu çok önemli bir şey. Hı. Bazı insanlar migrende başını sıkıyor bir tülbentle. <laughs> bazısı da hiç dokundurtmuyor. Dokunulacak gibi değil diyor. Bazısı sıcak koymak istiyor. Bazısı soğuk, soğuk. koymak istiyor. Ne iyi geliyor ne kötü geliyor. Işıkla nasıl? Ses. Sesle nasıl? Bulantısı var mı? bulantı kusmaya gidiyor mu yoksa sadece bulantı seviyesinde mi kalıyor? Hangi pozisyonda daha iyi hissediyor? Otururken mi? Ayaktayken mi? Yatarken mi? Hangini yapmak istiyor? Bunlar da önemli. Bunların hepsini soruyor. Peki diyor. Burayı geçtik. Bunu anlattı. Peki diyorum. Ne zaman başladı? E 4 sene 5 sene. Bu benim için hiç önemli değil. 4 sene 5 sene 20 sene. Benim için önemli olan başladığında ne yaşadı? Ne yaşadı? Kayıp mı, kopuş mu gibi Kayıp mi? mı, kopuş mu, üzüldü mü? Mobbinge mi uğradı? Hı. İstismar mı? Ne bileyim sınava mı girmiş? Sınava sınav mı, mı sınav heyecanı mı? Bilmem tamam. ne, ne, stres ne? Yani çok stresliyim. Tamam. Ama stres çok büyük bir kelime. Çok anlam var altında. Öfke var. Endişe var. Korku var. Telaş var üzüntü var. Hangisi? Peki bu olduktan sonra ne yaşadı? Bu olay oldu. Birisi seni mobbing yap. İş yerinde patronun seni zorluyor. Sen ne hissediyorsun patronuna karşı? Kimi üzüntü hissediyor, kimi öfke hissediyor. Evet. Kimisi görünmez olmaya çalışıyor, kimisi Kim... üzerine gitmeye çalışıyor. Evet, kimisi görünmez olmaya çalışıyor. Ama patron görür de bana bir şey demesin. Bir başkası diyor ki ben yaptım. Aferinimi de bekliyorum. Gibi gibi. Bunların hepsini bir arada değerlendiriyorum. Ben bunu hak etmiyorum diye bir şey var biliyorsun. Hı. Ben bunu hak etmiyorum. Kim hak ediyor ki? Evet. Yani, ama bunu söylüyorsa hasta bir ilaca işaret ediyor. Kendi Hı. içinde. Ben haksızlığa uğradım. Tecavüz de böyle bir şey yani tecavüz de haksız haksızlığa uğrama duygusunu tetikleyen evet. olaylardan biri. Mobbing de o yüzden böyle. Ona göre ilaçlar var. Veriyor. Aslında bıçak keser gibi acı veren bir yara. Yani o yüzden stresli olduğunu emin olan iki kişi gelsek veya işte migren olduğunu Farklı ilaç farklı. Yani birimizin Farklı. Işte birimizin hangover ertesi gibi bir şeyi şey var. Evet, o, yani. Yani mide bulantısı bilmem ne. Ama dediğin gibi böyle. O sıcak istiyor falan. Belirtiler farklı ama far, migren mi migren. Migren migren. Yani <laughs> bir teşhis migren. Kullanılacak ilaçlar belli. Ama migren. Ama ikimiz aynı remede mümkün değil. Değil. Çünkü bir insanın aynı anda tıbbi teşhis olarak söylüyorum. Evet. Homeopatik teşhis olarak değil. Hı? Tıbbi teşhis olarak aynı anda birkaç hastalığı bir arada olabilir. Migreni vardır. Evet, Ayak her parmaklarına... hangover'da da az önce ona örnek verdim. Işte migren olmaz yani migren evet. benzeri. Ama hangover'a benzer ol. migrenler var. Ha ona benzer migren var. Aa. Evet, var. Evet. Migreni vardır ama ayak parmak aralarında da mantarı vardır. Ve bir ilişkisi mi var bunun? Olabiliyor bir kişi o benim karşımda. Hı. Burası onun hastalığının bir belirtisi. Burası diğer belirtisi. Bir yandan da midesi ağrıyor yemek yiyince mesela. Bu, bu da, üç, bu, da üçüncü bulgusu. Evet. Zihnine bakıyoruz. Çok öfkeli. Trafikte ona buna küfrediyor. saldırgan. Agresyon. Kaşının, işte gözünün üstünde kaşın var tarzı öfkeleri var. Yani ufacık şeye sinirleniyor. Ve patlıyor. O zaman başka bir ilaç veriyoruz. Yok içinde yaşıyor duygusunu, hiç öfkesini göstermiyor. O zaman başka ilaç veriyoruz. O yüzden kişi özel. Evet. Biricik. 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 Yaklaşım. Evet. Yani bireysellik burada ortaya çıkıyor evet. işte. Bireyin özelliklerini yakalama. Yoksa öteki çok kolay. Ateşi var. Boğaza baktın. Kırmızı. Ateş 37'nin altında biri tüklüyorsun. Sadece ateş düşürücüyle götürüyorsun. Ateş 39'lara çıkmış. 39 arası. Antibiyotik veriyorsun. Tabii Öteki çok kolay. Ha, Algoritmalarla mi? yazılmış. Bak şimdi hocam. Ha, yanlış Hı. mı? Değil. İstatistik olarak sonuçları var mı? Var. Doğru. O bir yöntem. Benim yaptığım ayrı bir yöntem. Yani bunları birbirine paslaştırmak, evet. savaştırmak değil. Bunları bir arada mutlu ve kullanılabilir yapmak. integrasyon sağlamak. İş burada orkestra şefine düşünüyor da hekim. Aynı anda gidebilir mi? Yani kimyasal Tabii. ilaçların kullanıldığı bir süreçte. Biri burada, homeopatik. biri burada çalışıyor. Ama şöyle bir şey var. Hasta kortizon ve immun ilaç yani kanser ilaçlarının bazılarını kullanıyorsa Evet homeopati o zaman etkisi kalabiliyor. O yüzden homeopatinin ilaçlarının verme sıklığını değiştirmemiz gerekiyor daha sık vermemiz lazım. Etkisi çabuk geçti. Aynı anda vermemenin söz konusu olduğu bir takım tedaviler yok. Yok. Ee, mesela antibiyotik kullanıyor ve uzun sürede kullanacak görünen o ki. E, hocam ben homeopatik yaklaşımına destek almak istiyorum. Çünkü hani huzur yorucu çünkü antibiyotik kullanmak yani. Tabii. Ee, o yüzden hani ikisi bir arada gidebiliyor mesela. Gidebiliyor. Şimdi... Ya kemoterapi ve... alıyor daha ağrını söyleyelim. Homeopatik destek de alabiliyor mu? alabiliyor. Aa. Yan etkilerini azaltmak için. Güzel. Bak, hocam çok güzel şey açık. Yan etkilerini azaltmak için. Mesela midesi bulanıyor, bulantı yapabiliriz. Aşırı halsizliği oluyor kemoterapi sonrası azalabilir. Yani bunlar bunların birbiriyle bir sorunu yok. Radyoterapi alıyor yanıkları. Bir... Evet. Radyoterapi çok can şey. Yani yanlış mı değil? Nokta şey yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar çevreyi korumak için ellerinden geleni yapıyorlar ama radyasyon yayılır bir şey yani. Yanlış mı değil dedi hocam. Bir tıp e, insi, bilim insan olarak söyledi. Ben bir vatandaş olarak yanlış mı değil mi bir gün bunu hepimiz öğreneceğiz. Belki de geç olacak diye şer açık kapı bırakıyorum. Hadi bakalım. Güven sorunum var çünkü. Hadi oradan evet. çıkalım. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Hocamızın dediğiyle ilgili bir şey okuyacağım. Modern tıp. Toparlıyorum bu arada. Toparlama amacıyla da okuyorum bunu. Modern tıp Homeopati yaklaşımını reddetmekteyken modern tıbbın kuruluşunu planlayan vakfın başkanı olan Rockefeller 97 yaşında öldüğünde bile yanından hiç ayırmadığı homeopati uzmanı Dr. Mary Day ile birlikteydi. Gerçek tıbbı yanında tutarken tırnak içinde insan müsveddelerine tırnak içinde diyorum ilaç tıbbına aşılıyordu. Bunu Kim bir araştırın. Söyleyeyim. Bunu Mehmet Tansel araştırmacı, ben onun tweet'iydi, 2021'de paylaşmıştı. Sonra onu oradan alıntılayıp araştırmıştım. Gerçekten Dr. Meridey Rockefeller'ın homeopat doktoru ve aynı kraliyet ailesi gibi Tabii ki. yediğini içtiğini onunla planlıyor ama kimyasal ilaç kullanmıyor beyimiz. Evet. Ee, aşı konusunda da girmeyeceğim. Çünkü hocama aşı daha önce tezada konuşmuştuk. Onda da fikir aylıklarımız vardı. Bir de evet. şimdi siz hocamı taşlamaya kalkarsınız. Öyle bir şey söylemeyeceğim. Ee, i̇laç tıbbını aşılıyor, kullandırıyor ama kendisi kullanmıyor. Tıpkı her, Kamala Harris'in böyle aşı oluyormuş gibi yapıp aslında olmaması gibi böyle orada anlatan anlatan Batı tıbbında kurucusu destekleyicisi işte mali olarak destekleyen, büyüten bak filan kuran biliyorsunuz. Kansere et, tedavi et falan bileşenini ortaya atan e, isim ama homeopatik tedaviyle 97 yaşına kadar yaşıyor. Kraliyet ailesi de ya uzun yaşamak için demiyorum ben. Ama işte İyi yaşıyorlar yaşamak. yani. Bak. Beyza. Adam ya kadın ne şey oldu? Değil mi? E, demans oldu. Demans iş i̇şte, şey yönetti, dünyayı yönetti. İngilizler dedikoduyla dünyayı yönetirler. Bir yani ucumuzun, böyle bir ülke. Çünkü kızı şimdi isim vermeyeyim. O oradaydı. Yemek şeyiyle ilgili bir uzman da orada bir gurme danışman, şef. Ee, o da diyordu ya yani, hiç en ufak bir bilinç şuur kaybı işte, hiçbir şey. Şimdi hiçbir şey yok. Beyinsiz var. Hiçbir şey yoktu kadın teyze de öyle. Yani <laughs> yani huzurla uyusun artık yani. <laughs> öyle diyelim hadi. Devrini kapattı. Evet. Şimdi Beyza hepimiz doğuyoruz ve ölüyoruz. Ama doğduğumuz gün ölmeye başlıyoruz. Çok güzel. Bu matematiği böyle hocam. Böyle. Hı -hı. Ve elbet herkes bir gün toprağın altına girecek. Ya da her canlı ölümü bir gün Hı -hı. tadacak. Yani böyle bir... Böyle. Öyle. Bu dünyanın kanunu. İddia eden de bekleyecek, görecek artık. Evet yani, yani ben de... <laughs> Aksine ha, iddia eden. Uzun yaşayıp eşimle, dostumla birlikte olmak çocuklarımla torunlarımla birlikte olmak herkesin istediği bir şey. Ve inşallah hepimize nasip olsun. İnşallah sağlık bir şekilde. Ama yük olmadan. Oraya gidinceye kadar bu yaşamı iyi yaşamak, sıkıntısız, sorunsuz, şikayetsiz yaşamak en büyük temennimiz. Tabii hepimiz bunu talep edin. Ben diyorum ki benim rahmetli babam 2004 ne yılında ölü uykusuna yattı ve bir daha kalktı. Ay, ölümün de derler. Bizim için canım. çok zordu. Bizim için çok zordu geride kalanlar için. Evet. Çok üzüldük. Yani beklediğimiz bir şey değildi. İyiydi yani. Sabah kalkmış. Annemle çorba yapmışlar birlikte. Hatta ben yapacağım. Sen otur demiş anneme. Bir pirinç domates çorbası yapmış. Birlikte içmişler. Güzel elime. bakıyormuş eşine, Yol arkadaşlığı evet. da güzelmiş. Güzeldi. Çok yazsın. güzel bir ilişkileri vardı. Üzerine hadi hanım sen de bir kahve yap birlikte içelim demiş. Birlikte bir kahve içmişler. Televizyon seyrederken sızmış. Belki seni seyrederken sızdı yani bilmiyorum. O zaman Ay, sabah programı bu, sabah, Evet, haberli, haber kuşağlısın diyorduk. Doğru. Ondan sonra annem de üzerini örtmüş. Sonra bir gitmiş. Yok. Beden orada. Ruh yok. Şey Geçişini yok. yapmış. Keşke bana da Allah öyle bir i̇şte geçiş nasip Dedikleri bu yani. Huzur içinde Heh. yapmış. Keşke ben geçiş. de öyle gitsem. Evet. evet, arkamdan kalanlar üzülür ama Acı çekmeden gitmek. Hocam bir Şikayet de yük olmadan. Hani İnsan eti ağırdır. Lafını büyüklerimiz çok iyi söylemiş. Doğru. Yani Doğru. minnetle Doğru. baksa da Doğru. geride kalanlar. Onun hani konuşamıyor. Belki bitkisel hayatta yemeğini bile yemiyor, işte ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İşte o bana bebekken baktı. Ben de ona sevgiyle bakarım diyen maalesef bir jenerasyon diyor önümüzde. Konuşamasa da onun için de zor. Hakikaten o... Hakikaten Sağlıklı, yani... Içinde, bana, yani şimdi geçiş. bana diyorlar ki akıl, akıl gitmesi mi... Yani bedenden düşmek mi yok ikisi de bir arada güzel Hı. şimdi aklım olmasa bedenimdeki ağrıyı zaten bilmeyeceğim evet. falan filan ama bedenimde olmadı mı yani hepsi bir bütün hepsi bir arada güzel olsun hepsi sağlıklı gitsin İşte bir uykuya yatayım sabah kalkmayayım inşallah hani bütün temennim Bak bu yani Allah geçinden versin deyip Allah geçinden versin ama hani böyle olursa Allah'ım dualarımı kabul et hani inşallah, i̇nşallah böyle bir şey olur Hı ve Tülin e, <laughs> <Evet, tülün> duyar bak. evet Tülin duyar. Ama Tülin'in yanında da söylüyorum bunu. Yani evet. Allah yani kim şimdi aklım yerinde altımı açıyorlar bilmem ne falan filan. Çok zor bir şey bu ya. Yani. Hocam biliyor musun bu oğluma şeyde aynı kısım abilelik şey epiduralde isterik sezaryen olmamıştı. Doğum sancılarıyla gitmiştim ameliyathaneye onu söyleyeyim. Yani kendi sancısıyla gelmişti. Epiduralde onu görmüştüm ve çok o o sahneyi çok düşünmüştüm hani belden aşağı hissetmiyorsun ya demek ki böyle oluyor diye o kadar e, üzücü bir şeydi ki o, o şekilde deneyimleme Hak hakikaten şifa bekleyenlere şifa e, nasip etsin amin e, ama dediğin gibi yük olmadan incinmeden incitmeden yani İncilmeden o da bir incitmeden. Çünkü dünya doğduğumuz gün hücrelerimizi evet. kaybetmeye başlıyoruz. Bir yandan ölüyor bir yandan yenisi yapılıyor. Gençken bunlar daha hızlı rejenerasyon geri dönüş ama yaşlandıkça yavaşlıyor yavaşlıyor yavaş, yiyor, yavaş, yiyor, yavaş. Yaşandıkça birikim artıyor vücutta, toksik şeyler. Yani e, havadan soluduklarımız, gıdalardan aldıklarımız, sudan aldığımız toksik şeyler birikiyor. O yüzden yaşlılıkta daha fazla hastalık çıkıyor. Çünkü vücut bir fıçı gibi düşünün, bir yerden sonra taşıyor. O yüzden detokslar önemli. Ara ara kendini temizleyici şeyler yapmak önemli. Ama Genel olarak bakarsak kendinize iyi bakmanın sırrı, iyi beslenmekte, akıllı seçimler yapmakta yani hep hayat bize seçimler sunuyor. Doğru seçimi yapmakta her zaman yapamayabiliriz. Arada duvara çarpmak lazım tecrübe için. Ondan sonra ve iyi ortamlarda yaşamak ve sosyal çevreni iyi tutmakta başka bir şey yok. Ne demiş Hipokrat? Yedikleriniz gıdanız, e, ilacınız İlacınız, yedikleriniz o. Güzel. Doğru yersen, hı hı. ilaç gibi. Yani, her şey doğada var. Allah onun hepsini vermiş toprağa, hayvana, çevremize. Yani, havuçtaki karoteni alacaksın, A vitaminini alacaksın, işte ne bileyim, e, güneşe çıkacaksın, D vitaminini alacaksın. Falan falan bunlar, bunlar şey, yani. Şöyle, işte, değil mi? Yani, Öyle saatinde bir 10 dakika evet. kollarını, bacaklarını açıp böyle güneşte durmak yeterli. Yani yara olacak şekilde aşırı Tabii durmayacağız değil. ama hani korunmasız kısa bir süreli güneş günlük vitaminini sağlıyor. Kışın belki takviye gerekiyor ama takviyeden korkmamak lazım. Hani eksik olanı takviye etmek lazım. Çünkü bunlar önemli. Böyle bir yaşam. Ve dinç tut. Ne kadar etkilendiğinle alakalı her şey. Hastanığa, Kesinlikle öyle yani. yani bak Beyza çok kısa bir şey söylemek tamam, istiyorum. Bak, bir otobüse bak. bindin. 40 kişi var. Bir kişi hapşırdı. Virüsleri saçtı. 40 kişinin 40'ı da hasta oluyor mu? Hadi 30. Olmuyor. Olmuyor. Kim hasta oluyor? Ya işte evde eşiyle kavga etti, hasta oluyor. Ya işe gittiği için mutsuz patronuyla sıkıntısı olan hasta oluyor. Ya birini kaybetmiş üzüntüsüyle. Çünkü bunların hepsi imun sistemi düşürüyor. Aa, bunların hiçbiri yoktu diyor. Otobüste giderken iki kişi konuşuyorsa ve bunların arasındaki sohbette bir şey senin bilinçaltındaki bir şey, şey endişe yaratıp sen otobüste inebilirsin. Hiç fark etmediğim Sadece tanımadığın iki kişinin sohbetine kulak misafiri olmanla kaynaklanan bir şey bu. Bu kadar. Yani, ve bu şey senin bağışıklığını limon, düşün. Bağışıklığını düşürür ve sen hasta olabilirsin. Anıların seni hasta edebilir diyebilir evet. miyiz? Biz tek başına değiliz. Geçmişimiz, evet. aile geçmişimiz, toplumsal geçmişimiz hep bize. Yaşadığımız travmalar hepsi Söyde bizde. unutmayalım Anıların seni hasta edebilir. Öldürebilir bile. Sen söyledin, Ondan ben oldum. söylemedim. Evet, çok güzel, <laughs> Ama çok doğru. hoşuma gitti. Ben de. Ya O anda bir şey tetiklenebilir duyarken evet. ve emin sistem düşük olabilir. Hapşurandan kimse hasta olmaz sen. İşte uçağın klimasına böyle ses gider. Evet, Bütün evet. 500 kişi masada oldu geldim. yani. Eyvah diye. Aa, vallahi çok güzel bir şey. Kapak başlı da oldu. Dur bakalım Burcu beğenecek mi? Evet. Ee, Levent Hocam özlemişiz seni. Batı'da nasıl Avrupa ülkesinde kullanıyorlar değil mi o homoeopatik? E i̇şte başta söyledim yüzde %58. Ben. Evet. Yani çok güzel. Ben dünya ve Avrupa organizasyonunda da çalışıyorum. Yani dünya homöopatik hekim. Şu anda bu arada dünya hukuk... Homeopatik Hekimler Birliği başkanı Türk biliyor musun? Ya ne güzel. İzmir'de yaşıyor da. Benim sevdiğim hı hı. bir doktor arkadaşım, dünya başkanı. Düşünün. Ve biz bu ülkede hala onunla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Tanıtımıyla, şu suyla, bu suyla ilgili. Ama olacak, yaygınlaşacak. Ama dünya başkanını çıkardık biz burada. Bu önemli. Ben de o organizasyonda çalışıyorum. Bu arada Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosuna direkt rapor eden ECH diye bir komite var. Avrupa Homeopati Komitesi. O komitenin de siyasal ve politik alt komisyonunda politika geliştirici olarak çalışıyorum. Yani oranın toplantılarına geliyorum. Bunlar önemli şeyler. Yani ben söylemiyorum ama bunların önemi şurada. Biz de varız diyoruz artık evet. dünyaya. Yani bir Türk bayrağını oraya diktik. Ya bu çok geleneksel, çok kadim bir yaklaşım. Ama e, her ne kadar dışlanmaya çalışılsa da eee İki. bilim belki yapısı gereği reddediyor ama e, bilimden uzak bir yaklaşım değil bilimden uzak değil bilim bilim bu Evet. de bir bilim yani o Twitter'da böyle şimdi hem e, tıpçı e, olmadığım için rahat e, geri dönüş kendi kendime isyar edebiliyorum. karşı çıkışlarda bulunabiliyorum. ama olmadığım için yine bir de öbür ters tersinden bakacak olursam yeterli argümanla konuşamayabileceğim için sessiz de kalıyorum ama şöyle bir şey var hani direkt reddedildiği zaman en azından şu ben vatandaş olarak bu şüphelerimiz var ya hani bir ilaç mümes ya bu çok iddialı bir şey ama biliyoruz yani bunu hepimiz biliyoruz. Neden e, belli ilaçlar işte sadece tıp eğitimine dayanak, dayanarak değil bazı kayıt dışı sümen altı ortaklıklardan dolayı olduğunu da biliyoruz. Çok üzgünüm isteyen üstüne alınsın yapan. E şimdi ben de bununla geleyim o zaman hadi çatışalım vatandaş olarak. Yani ben niye güvenemiyorum bazı konularda? Şimdi herkesin bir argümanı var karşı çıkmak için. İlla bilim insanı hani e, sadece Tanrı bana dokunabilir. Hani şey Tanrı sendromu, Tanrıcılık sendromu. Üstten üstten böyle. Ta onu anlıyoruz. Okey de ama böyle yani çok kıymetli hocalarımızı sevdiğimiz veya bundan karşılık bulmuş e, kişileri de rahatsız edecekleri bu kadar saldırganlık e, benzer. Şöyle yani. söyleyeyim. Biz... Onu reddetsin, onu reddetsin, onu reddetsin. O, yani Biz bir bir düşman değiliz. Hedefimiz hep aynı. İnsan. var birkaç ben görüyorum. <laughs> Olma Biz böyle olmuyoruz Ben olmuyorum. Bak vallahi evet, olmuyor. ya çok Yaş hoşuma gitti. Suyunu, suyunu, suyunu diyor. ee, evet dedi Suyunu, sayını sayını. Ay çok Olmalıyız. Biz böyle olmalıyız. <laughs> evet. Olmazlar. Çünkü hedefimiz hedefimiz sen. Kimin travmalarından böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Kimin travmalarını çekiyoruz ama. Ee, Levent Buda. Doktor Levent Buda. Homeopat. Çok sevdiğim bir hocam. Yine bir araya geldiğimiz için sizin karşınızda çok mutluyum. Ayağına yüreğine sağlık hocam. Bugünlerde Senin de diline sağlık. Beni çok güzel konuşturdu. Ya gerçekten geçerinden geçerinden bayağı oldu. Evet. Tunç geldi. Diyor ki zorla beni komple teorisi konuşturmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Düşmem <gülüyor> diyor ama. Ama senin işin o. Senin işin o. Konuşuyoruz. Yani kökücü üzerine konuşuyoruz. Profesör. E ben ne konuşacağım? <laughs> diyorum ki ölümsüzlüğü. <laughs> Evet. Ölümsüzlük iksiri mi? J de mi? Kökü mi? Ben onu sorarım tabii yani. Kulaklar için nasıl yakımı olduğunu bilmiyorum. Herhalde bakın şey, bazı ilmiyeti yüzü evet, açtı. Maşallah evet. iyi. Yaşıyor. Herhalde okuduğu yerden şey, şey ama sosyal olarak var. okuyarak, iyi beslenerek yaşamını sürdürüyor. Evet. Yani önemli olan burayı dik tuttun mu? Burası geliyor zaten. O insanların doyumsuzluğunun bir özeti tabii ölümsüzlük. Evet. Çünkü birçok bir sapkın şeyler işte bu yine bu masada yani veya televizyonda tüm açıklığıyla konuştuğumuz adrenokrom meselesi gibi mesela. Evet. Temelinde insanın açlığı, doyumsuzluğu ve ölümsüzlük arayışı yok mu? Var. Yani bunu bilim ayağıyla konuşursun, ezoterik ayağıyla konuşursun, ilim ayağıyla bir şey bir şey. Ama ben moderatörüm her açıdan sormaya çalışıyorum. O yüzden evet. çok keyifli sizleri ağırlamak. Ayağınıza sağlık hocam. Ben de çok keyif aldım Beyza'cığım. Görüşürüz. Kendine bak, görüşürüz. Homeopati araştırın çok önemli. Az önce verdiğim hap bilgide mutlaka kulağınızda e, olsun. Bir perde arkasını araştırın gerçekler ulaşacaksınız. Bana güvenin. Siz çok seviyorum. Bir sonraki konumla görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın.